Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özarman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özarman bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Doktorun bir ricasıyla endoskopi yaptığı zaman bir de MR çeker, çekelim dediler. O MR benim kanser olduğumu söyledi. Hastalığını nasıl tesadüfen öğrendiğini bu sözlerle anlatmıştı Erkan Özarman. 86 yaşında hayata veda etti. Pankreas kanseri metastasi yapmış C şey'e geçmiş karaciğere geçmiş. Doktorlar yaşımdan ötürü ameliyat yapmıyorlar. Türk dizi, sinema ve moda sektörüne yüzlerce isim kazandırdı. Sayısız yeteneğe şöhretin kapılarını açtı. Best Model of Turkey kurucu başkanı, tasarımcı, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu gece size benden daha yaşlısını hiçbir program getirmedi. Özerman, 1976 yılında birinci Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Havali Başkanı, 1979 Fransız Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan F16 savaş uçaklarının satış sürecinden Gazze'deki son duruma kadar önemli açıklamalar var. Dışişleri'ndeki toplantıyı tv 100 muhabiri Sertaç Murat Koç takip etti. Detayları ondan dinleyeceğiz. Evet Sertaç sen dinliyoruz. Evet Dışişleri Bakanlığı adına dışişleri sözcüsü Öncü Keçeli bugün Ankara'da Bakanlık binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi gerçekten kritik başlıklar verdi Öncü Keçeli. Senin de ifade ettiğin gibi birçok başlık var. Ama en önemlileriyle başlayalım ki onlar da ilk olarak senin de bahsettiğin F-16, F-35 konusu kapsamında ABD ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile son noktada yaşanan gelişmeler aradaki trafik bunu bakan Öncü Keçeli'ye sorduk dışişleri sözcüsüne Öncü Keçeli ABD'nin eskiden beri Türkiye'nin müttefiki olduğuna işaret etti ve diyaloğun derinliğinde bir azalma olmadığını ifade etti. Yani e, müttefiklik kapsamında çalışmaların sürdüğüne işaret etti Öncü Keçeli. Tabii ABD'den Türkiye'nin taleplerini yineledi e, sözcü Keçeli. Dışişleri Bakanlığı Türkiye e, adına bunları vurguladı ki o da e, defalarca dile getirilen ABD'nin özellikle Suriye'nin kuzeyindeki PKK unsurlarıyla ilişkilerini sonlandırması e, bunu hem kapalı kapılar ardında hem kamu oyu önünde gerçekleştirilen görüşmelerde birçok kez dile getirdiklerini ve getirmeye de devam ettiklerini ve edeceklerini vurgu yaptı Öncü Keçeli yine FETÖ'ye FETÖ'ye hassasiyetimize saygı duyulmasını istiyoruz dedi. Yani Fetullahçı terör örgütü üyelerinin iadelerine ilişkin bir saygı, bir hassasiyet bekliyoruz ifadesi iletildi diyebiliriz. Tabi bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasında yaşanan görüşme trafiğine de değindi. 8 kez yüz yüze, 15 kez de telefonda görüşüldüğünün altını çizdi bu müttefiklik kapsamında öncü keçeli. Tabi gündemin diğer önemli başlığı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü diplomasi trafiği gerçekten baş döndürüyor rakamlarla birlikte de bunu net şekilde Anlayabiliyoruz tabi Hakan Fidan'ın yaptığı bu diplomasi trafiği boyunca dünya etrafında tam 5 kez tur attığını söyledi ki yarın da yine Gürcistan ve Macaristan Dışişleri Bakanlarını Ankara'da ağırlayacak ardından Münih'e gidecek Almanya'ya Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak 20'ye yakın ikili görüştürme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yine G20 zirvesi için Brezilya'nın başkenti Rio'da, Janeiro'da olacak ve orada da Türkiye adına faaliyetlerde bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tabii bir 3 Mart arasında Antalya'da yapılacak 3. Diplomasi Forumu var. Antalya Diplomasi Forumu ki buraya tam 21 devlet başkanı 59'u Dışişleri Bakanı olmak üzere 80 bakanın katılacağına işaret etti. Öncü Keçeli toplamda 4000 davetlinin olacağına vurgu yaptı. Tabi Gazze konusu önemli başlıklardan biriydi. Türkiye'nin tezlerini bir kez daha sıraladı. Ateşkes ilan edilmeli acil olarak dedi. İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmalı. Filistinlilerin Filistinli, Filistinli yerlerinden edilmesine son verilmeli ve iki devletli çözüm olmadan bölgede Karıcı, kalıcı kalıcı barışın sağlanmayacağı bir kez daha anımsanmalı dedi. Türkiye'nin yaptığı yardımlara vurgu yaptı. Tabii birçok başlık var dediğim gibi. Kritiklerden bir tanesiyle noktalayalım. O da AB ve Türkiye arasında uzun süredir devam eden vize serbestisi konusu ki hiçbir Türk vatandaşını kimsenin mağdur edemeyeceğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi ve bu vize kartının şantaj aracı olarak kullanılmasına karşı çıktı ve görüşmelerin sürdüğüne işaret etti. Son olarak da e, KYB ile yani Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin özellikle Süleymaniye'de PKK'ya verdiği destek noktasında karşı tarafa defaatle bundan vazgeçmesini söylediklerini söylemeye devam edeceklerini ifade etti ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eğer bu destek sürerse önümüzdeki günlerde başka tedbirler almak zorunda kalacağız dedi. Dışişleri sözcüsü Öncü Keçeli'nin öne çıkan başlıkları böyleydi. Elif